Bir yılın sonunda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu isminde uzlaşan altılı masa şimdi de vekil pazarlığında. Saadet, Deva, Gelecek ve Demokrat Parti. Bu dört partinin seçimlere CHP listelerinden girmesi bekleniyor. Kulis bilgilerini aktaracağız. O kulislere göre, kulis bilgilerine göre her bir parti CHP'den onar vekil istiyor. İyi Parti ise ortak aday CHP'li olduğu için bu yükü paylaşmakta gönülsüz. Akşener'in aday sizden çıktı, kontenjanı da siz verin dediği masada bunların konuşulduğu bilgisi iddiası var. Tabii CHP'de ise bu bir rahatsızlık, bir belki de kriz konusu. Çünkü verilen her kontenjan CHP'yi zayıflatacak. Daha az CHP'li vekilin meclise girmesine neden olacak. Doğal olarak partiler bu tavizden de rahatsızlar. İşte altılı masayı bekleyen yeni kriz. Diğer partilerimizin sayın genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Bir yıl boyunca toplandılar, kriz üstüne krizler yaşadılar. Dağılıp birleştikten sonra aday ismini ancak belirlediler. Onun da yetkilerini daha seçilmeden aralarında bölüştüler. Şimdi ise gözleri meclis sıralarında. Milletvekili seçimleri var. Yapılan müzakere en fazla milletvekilinin nasıl meclise sokabilir mücadelesi. Altılı masadaki küçük partiler milletvekili pazarlığına başladı. Masadaki küçük partilerin meclise girebilmesi için CHP ve İyi Parti listelerinden girmeleri şart. Ancak İyi Parti CHP'ye ortak aday sizden çıktı, bu nedenle sorumluluk sizde diyerek kontenjan yükünü CHP'nin yüklenmesini istiyor. İyi Parti'nin bu tutumunun arkasında aslında mecliste fire vermeme hesapları yapıyor. Son seçimde %9.96 oy alarak mecliste 37 sandalye kazanan İyi Parti, 2023 Mart ayı anketlerine göre %10.1 oranında kalıyor. Yani mevcut vekil sayısını ancak koruyabiliyor. İyi Parti listesinde 4 partiye de yer açmazsa ittifaktaki tüm küçük partiler CHP'nin listelerine yazılacak. Son anketler Saadet Partisi'nin %1.2, Gelecek Partisi'nin %0.4, Deva Partisi'nin ise %0.8 oy alacağını gösteriyor. Demokrat Parti ise 2018'de İyi Parti listesinden seçime girdiği için henüz oy oranı net bir şekilde bilinmiyor. Fakat tahminler %1'i geçemeyeceği yönünde. Yani 4 partinin toplam oy oranı %3 ila 4. Buna rağmen partiler masada pazarlığı en az 10 milletvekiliyle açıyor. Sayı toplamda 54 vekile kadar çıkıyor. CHP ise her parti için sadece 5'er vekil önermeyi düşünüyor. 2018 yılında %25.32 alarak 134 sandalye kazanan CHP'nin son anketlerde de oy oranı %25.7 çıkıyor. Yani sandalye sayısının üzerine koyamıyor. Eğer masadaki partilere istedikleri 54 vekili verirse CHP'ye yaklaşık 80 sandalyelik bir kontenjan kalıyor. Bu da neredeyse meclisteki sandalyelerinin yarısını kaybetmek, haliyle parti teşkilatları için yeni bir kriz demek.